Aman. Dikkatli taşıyın ha. Vallahi son param lazım. Allah aşkına kırılırsa yenisini tamam, alamam. Merak parasını etmeyin. Da ödeyemem. Aman ne güzel. Çocuk klozetlerimiz de geldi. E çocuklar da geldi mi tamamdır bu anaokul işi. Ne yapabilirim kızım? Kadının kendi mülkü. İsterse tamam, her yere takar. Baba o imzayı atmasaydın. Atmış bulunduk bir kere. Ben önceden kestiremedim ki. Dur bakalım, dört tane çocuk klozetiyle yuva açılmaz. Vallahi Eda Hanım kafaya koydu mu açılır bu yuva görürsün. Yapıştırma harcı da burada. Dört tane de klozet kapağı olacak değil mi? Sen kadına sevgilisi gibi sitemkar sitemkar konuşmalar yaparsan... Arkadaş da sana öyle pis pis sırıtır işte. Sana ne salak? Sana ne? 2, 3, 4 Klozet kapakları da tamam. Eda Hanım bir kalem alabilir mi? Tamam, getiriyorum hemen. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bir bardak su verebilir misiniz? Tabii tabii hemen. Tut şunu. Ver canım. Oğuz Bey. Eda Hanım. Niye mutfak kapısından çıkıyorsunuz? Bilmiyorum. Öyle denk geldi. İyi günler. Oğuz Bey. Eda Hanım. Şeyler. Klozetler sizi rahatsız etmesin. Görünce. Emin olun sizi en az rahatsız edecek biçimde yaptıracağım tadilatı. Eda Hanım isterseniz bütün çocuklara birer jacuzzi taktırabilirsiniz. Eda Hanım iyi günler. Oğuz Bey. İyi günler Oğuz Bey. İyi günler. Allah Allah. Allah Allah. Bu neydi şimdi? Pişmanlık diyebiliriz ama merak etme. Kabullenmeden önceki son safhadır bu. Aman be Oya. Saçma saçma tezler geliştirip duruyorsun. Hasta ettin beni ha. Abla beyandım. Bir bardak su rica etmiştim. Ay unuttum. Hemen getiriyorum hemen. Eda'cığım ya sen ne kadınsın ya. Yakmadığın adam kalmadı şu köşkte. Aman be Oya. Aman be. Aman be Oya. Bakın Eda Hanım. En ucuz malzemeyle bile çıkan fiyat bu. Benim ücretim, işçiler, malzeme dahil. Bayağı çokmuş. İnanın bana kar bile etmiyorum. Sonuçta Oya'nın hatırı var. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ne zaman ödemem gerek? Size şöyle açıklayayım. Eğer ödeme yapmazsanız hiçbir şeye başlayamayız. Anlıyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bir hesap kitap yapayım. Sonra sizi arayayım. Olur mu? Tamam. Ben kaçıyorum o zaman. Sizden haber bekliyorum. Tamam. Size iyi günler. Teşekkürler her şey için. Teşekkür ederim Sinan Bey. Ay, çokmuş kızım. Ne yapacağım ben? Uf, Eda, inat etme, boş vereyim ben sana ya. Olmaz. Ya nereden bulacaksın bu kadar parayı? Kredi mi çeksem acaba? Çekemezsin kredi mredi. Gelirin yok ki senin. O da doğru. Ama illaki senden borç almayacağım diyorsan evi ipotek ettirmen lazım. Doğru. Köşk var değil mi? Eda boş ver. Gel borç vereyim ben sana kuzum. Olmaz arkadaşım. Ticarete atılıyorum. Her zaman yanımda olmayacaksın ki.
En azından gidip benim bankayla konuşalım. Öğrenelim bakalım neymiş şartları. Tamam, olur, olur. Hı-hı. Ne lazımdır ki? Vallahi ne olacak canım işte. Kimliğin, tapun yeter işte. Zaten bugünlerde sokaktan geçene zorla kredi veriyorlar. E Timur ne olacak? Ha Timur. Çocuk evde yalnız mı kalacak? Ya ben geçen sana yuva için birini önerdim ya. Onu çağıralım. Hem de tanışmış olursun. Timur'la ben ilgilenirim Eda Hanım. Aa. Safiye Hanım. Ne o? Yoksa güvenmiyor musunuz bana? Estağfurullah. Ondan değil de size zahmet olmasın diye. El kadar çocuk. Ne zahmet olacak? Yabancı birini daha sokmaktansa köşke. Biliyorsunuz bu köşke giren çıkmıyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir iki saate kadar döneriz. Hı hı. Ben bir üstümü değişip geleyim. Ben seni bekliyorum.